Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni çıkan şarkıları sizlerle paylaşacağız. Bu şarkıları değerlendireceğiz. Acaba hangi sanatçılar ve hangi şarkılar yer alacak? Sanatçılardan bahsetmek gerekirse Bülent Ersoy, Ferhat Göçer, Apio, Bilal Sonses ve Ömür Gedik yeni şarkılarıyla dijital platformda yerlerini aldılar. İşte bu isimlerin yeni şarkılarını sizlerle paylaşacağız. Önce kimden başlayalım? Bülent Ersoy'dan. Çünkü Bülent Ersoy bir Tarkan Tevetoğlu şarkısı yorumladı. Şarkının adı Ümit Hırsızı. Sözü ve müziği Tarkan'a ait olan şarkının aranjörü bir orkestra yönetmeni olan Taşkın Sabah. Video klip yönetmenine gelince bir marka isim Nihat Odabaşı. Gelelim şarkıya. Her zaman söylerim. Bülent Ersoy Türk popüler müzik tarihinin gelmiş geçmiş en değerli seslerinden biri. Ama gelin görün ki bu sesin hakkını repertuar olarak asla ve asla vermeyen bir kadın vokal. Nedenine gelince. Çünkü yeterince üretken değil. Marka kimliği müzikal kariyeriyle örtüşmüyor. Aslında Bülent Ersoy gibi marka değeri olan önemli kadın vokallerin ya da erkek vokallerin lider özellikte albümler ve single çalışmalar yapmaları gerekiyor. Bu anlamda Bülent Ersoy'un yakın tarih kariyerine baktığımız zaman bu özelliklerden uzak bir müzikal kariyere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim şarkıya. Şarkı bildiğimiz bir Tarkan şarkısı. Bu şarkıyı Bülent Ersoy değil de Tarkan okusa nasıl olurdu diye hemen kendi kendime sordum. Fena olmazdı. Tarkan bu şarkıyı gerçekten çok ama çok iyi taşırdı. Bir şarkının Tarkan şarkısı olması, o şarkının başkaları tarafından da yorumlandığında iyi bir şarkı olarak karşımıza çıkacağı anlamına gelmez. Bu şarkı Bülent Ersoy'la nasıl bir şarkı olmuş derseniz beni çok da tatmin etmedi. Dolayısıyla tatmin olmayınca da üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Şarkının video klibiyle ilgili olarak bazı tartışmalar oldu. Şarkının video klibi Beyoncé'un Coldplay ile düet yapmış olduğu bir şarkının video klibiyle benzerlikler taşıdığı söylendi. Evet, doğru. Beyoncé'un söz konusu videodaki görseliyle Bülent Ersoy'un Ümit Hırsızı isimli videodaki görseli arasında bir benzerlik söz konusu. Özellikle kullanılan aksesuarlar ve kostüm bu benzerliği ortaya koyuyor. Nihat Odabaşı, Beyoncé'un söz konusu video klipteki imajından asla etkilenmediğini, farkında bile olmadığını ifade etti. Aslında bana kalırsa böyle benzerlikler olabilir. Çok da üzerinde durmamak gerekiyor. Şarkı Bülent Ersoy'un yorumuyla beni çok da tatmin etmedi derken, acaba video klip seni tatmin etti mi Şafak diye sorarsanız, şarkı tatmin etmedikten sonra video klibin ne önemi var diye de sormadan geçemiyorum. Yok 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 istemem yok tövbeler olsun. Bülent Ersoy'un Ümit Hırsızı isimli şarkısı 22 Mart 2019 tarihinde çıkmıştı. 18 Mart 2019 tarihinde ise bir başka şarkı dijital platformda yerini aldı. Söz konusu şarkının adı Vur Vur, solisti ise Apio. Şarkının sözü ve müziği Apio'ya ait, düzenlemede ise iki isim karşımıza çıkıyor. Saki Çimen ve Uğur Ateş. Video klip yönetmeni ise Tunç Top. Bu şarkıyla ilgili düşüncemi iki kelimeyle özetleyebilirim. Çok beğendim. Neden mi? Her şeyiyle şarkı kendini çok ama çok iyi ifade ediyor. Apio bu şarkıda göndermelerde bulunuyor. Ahmet Kaya'ya göndermede bulunuyor. Nazım Hikmet'e göndermede bulunuyor. Aslında şarkının kimliğine, dokusuna, kimyasına baktığımızda sosyal bir tarafı da var. Yani olay bu şarkıda sadece şarkı söylemek değil, bir şeyleri anlatmak, anlatırken de düşündürmek. Apio bu şarkıda amacına ulaşıyor. Çok da güzel ifade ediyor. Şarkıya çekilen video klip şarkıyı o denli iyi anlatıyor ki adeta şarkı sözü, beste ve video klip çok iyi yol arkadaşı olmuşlar. Sadece videoda dikkatimi çeken bir detay var. Elektro bağlama detayı. Aslında şarkının kompozisyonunda elektro gitar ve elektro bağlama birlikte kullanılmış aranjede. Ama acaba orada şarkının video klibinde aranje kompozisyonunda karşımıza çıkan elektro bağlama mı yoksa elektro gitar mı kullanılmalıydı? Yönetmen elektro bağlamayı tercih etmiş. Sanki ben elektro gitar görmeliydim dedim. Çünkü kulağım şarkıyı dinlerken orada daha çok elektro gitar duydu. Neyse, işin özetinde Apio güzel bir şarkıyla karşımıza çıktı. Tebrik ediyoruz. Vur vur diyor bana bir tarafım, bir tarafım da diyor beni hadi dur dur. Bir tarafım cesur, bir tarafım da... Apio gibi 18 Mart'ta yeni şarkısıyla karşımıza çıkan isimlerden biri de Bilal Sonses oldu. Sözü ve müziği Bilal Sonses ve Erdo'ya ait. İkisi birlikte yazmışlar. Aranjeyi ise Bilal Sonses yapmış. Bilal Sonses'in şarkısını dinlediğimde ben müzikal form olarak bu şarkıyı nereye koyacağımı bilmiyorum. Eğer ki biri bana bunu anlatırsa bu videoyu izledikten sonra son derece memnun olacağım. Bu şarkı bir pop şarkı mı? Bu şarkı bir arabesk şarkı mı? Bu şarkının
müzikal formu ne? Gerçekten bunun adını koyamıyorum. Eğer ki siz bu videoyu izledikten sonra Şafak bu şarkının müzikal formu şudur derseniz beni aydınlatmış olursunuz. Yorumlarınızı gerçekten merakla bekliyorum. Bilal Sonses'in şarkısını neden bu video içeriğine aldım? Son derece ilginçtir ki YouTube'da Bilal Sonses'in yorumladığı şarkılar fazlasıyla görüntülenme başarısına sahip. Bakalım bu şarkının performansı nasıl olacak? Birlikte göreceğiz ama şunu da söylemek gerekiyor ki YouTube'un yarattığı günümüzün popüler karakterlerinden biri olmayı başardı Bilal Sonses. Bu yüzden de düzenli aralıklarla single çalışmalar yapmaya devam ediyor. Bilal Sonses'in şarkılarında yapmış olduğu bir başka detay daha var ki şarkılarına video klip çekmek yerine onlara lirik videolar hazırlıyor. En azından bir önceki şarkısında ve bu şarkısında lirik videoyu tercih etti. Her ne kadar Bilal Sonses ve benzerlerinin müzikal formunun adını koyamıyorum desem de şarkıcının vokal performansı ile ilgili söyleyeceğim sözler tabii ki var. Bilal Sonses çok etkin bir erkek vokal değil. Kendi ses aralığında yazdığı şarkılarını söyleyebilme becerisine sahip. Yani şarkı sözü yazma ve beste yapma becerisi onu sektörde var kılabiliyor. Söz yazarlığı ve bestecilik birinci planda, vokal performansı ikinci planda. Yetmez mi değmez mi, boynun bükülmez mi, içindeki inat keçi hiç tükenmez mi, içimdeki yaralar... Bilal Sonses'in yeni şarkısının ardından gelelim Ömür Gedik'in, bir kadın vokalin yeni şarkısına. Yeni şarkısıyla Ömür Gedik de 21 Mart 2019 tarihinde dijital platformda yerini aldı. Şarkısının adı Güneş Seninle Doğar. Şarkının sözlerini Ömür Gedik kendisi yazmış, müzik ve düzenlemeyi Saki Çimen yapmış. Video klip yönetmeni ise Özgür Yılmaz. Ömür sevdiğimiz bir arkadaşımız. Aslında mesleki kavram olarak ona ben bir şarkıcı diyemem. Çünkü öncelikli olarak bir gazeteci kimliğiyle biliyoruz. Ama kendi halinde sevdiği için şarkı söyleyen bir profil olarak adlandırıyorum Ömür Gedik'i. Çünkü şarkıları bir iddia taşımıyor. Yani sektörel olarak bir rekabetin içinde değil. Ömür Gedik bir rekabetin içinde olmak istiyor mu diye de sorulabilir. Onu bilemem. Ama gerçeği söylemek gerekirse eğer ki bir iş yapıyorsanız sektörün iddialı karakterlerinden biri olmalısınız. Yani iddialı bir oyuncu olmalısınız. İddialı bir şarkıcı olmalısınız. Ömür Gedik bana göre şarkıcı kimliğinde sektörün iddialı karakterlerinden biri değil. Ama iyi niyetle ortaya bir performans koyuyor. Yani şarkı söylemeye devam ediyor. Hatta söylemekle kalmıyor, söz de yazıyor. Tıpkı bu şarkıda olduğu gibi. Şarkının sözünü yazmış, beraberinde tabii ki yorumlamak da ona düşüyor kendi şarkısı olunca. Şarkıyla ilgili olarak suya sabuna dokunmayan ortalama değerde bir şarkı diyebilirim. Video klibine gelince de video klipten gerçekten hiçbir şey anlamadım. Neyi anlatmak istediğini video klip bana anlatamadı. Acaba size anlattı mı? Sizler de video klibi izlediyseniz kendinizce bir fikre sahip olacaksınız ama ben kendimce video kliple ilgili herhangi bir fikre sahip olamadım. Şunu söylemem gerekiyor ki bu videoda bir Ömür Gedik eleştirisi yapmış olsam da Ömür tabii ki yeni şarkılar yazmaya ya da yeni şarkılar yorumlamaya devam edecek. Tabii ki biz burada Ömür Gedik neden şarkı söylüyor diye bir soru sormuyoruz. Sadece yapmış olduğu şarkıyı kendimizce değerlendiriyoruz. Kelebek ömründe bir sevdaysa eğer, güçlüyüm desem de. Ömür Gedik'in şarkısı 21 Mart'ta dijital platformda yerini alırken birkaç gün sonrasında 25 Mart'ta hayat arkadaşı Ferhat Göçer'in yeni şarkısı da karşımıza çıktı. Yeni Ferhat Göçer şarkısı Sensin. Şarkının sözü ve müziği Ferhat Göçer'e ait. Aranjeyi ise Cenk Kandıralı yapmış. Video klip yönetmeni Ercan Şencan. Sanıyorum bu şarkı çıktığından bu yana şarkının müzikalitesinden çok video klibi konuşuluyor. Çünkü şarkının video klibinde adeta 007 James Bond hikayesi izler gibi olduk. Ferhat Göçer dikkatleri üzerine çekmek istemiş olacak ki sıra dışı bir video klip yapmak istemiş. Yani aksiyonu bol bir video. Tabii böyle bir video klip izleyince ne yapıyorsunuz? Şarkıya değil videoya odaklanıyorsunuz. Yani şarkı kulağınızdan uzaklaşıp gidiyor ve gözleriniz video klipteki aksiyon hareketlerine odaklanıyor. Özetle video klip şarkıyı yemiş. Tabii ki Ferhat Göçer'i de sıra dışı, cesaret isteyen böyle bir video klip çektiği için de kutlamak gerekiyor. Amacı tüm dikkat üzerine çekerek fazlasıyla konuşulması istenilen bir video klip çekmiş Ferhat Göçer ve bana kalırsa bunda da başarılı olmuş. Gördüğünüz gibi şarkıdan çok video klibini anlattım sizlere. Gelelim şarkıya. Ferhat Göçer kariyerine baktığımızda onun diskografisinde hit olmuş, ona önemli ivme kazandırmış şarkılara baktığımızda o şarkılar asla bir Ferhat Göçer şarkısı olmadı. Yani sözünü ve müziğini Ferhat Göçer'in yazdığı şarkılarla Ferhat Göçer kariyerine bir ivme kazandırmadı. Ya marka bir ismin şarkı
şarkısını yorumladı ya da bilmediğimiz, tanımadığımız no name bir ismin şarkısını aldı ve hit yaptı. Bu konuda da son derece başarılı bir isim Ferhat Göçer. Yani iyi repertuar oluşturmayı bilen bir erkek vokal. Şarkının Ferhat Göçer kariyerinde nasıl bir yeri olacak diye bir özet yapmam gerekirse, kanımca bu şarkı onun kariyerinde hit şarkılardan biri olmayacak. En azından ben böyle düşünüyorum. Ama tabii ki gerçek cevabı zaman bize gösterecek. Gülünü sevdik de katlandık derde, İçime ateşi. Ferhat Göçer'in yeni şarkısını da sizlerle birlikte değerlendirdikten sonra bu videomuzun da sonuna geldik. Videomuzun sonuna gelmişken, eğer ki içeriğimizi beğendiyseniz çevrenizle paylaşmayı ihmal etmeyin diyoruz ve diğer taraftan da kanalımızla ilgili düşüncelerinizi de yorum köşesinde bekliyoruz. Belki ilk kez bu video sayesinde bizimle tanışmış olabilirsiniz. Bu nedenle de henüz kanalımıza abone olmamış olabilirsiniz. Eğer ki abone olmadıysanız da sizleri kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz ve bizi izlediğiniz için de teşekkür ediyoruz.